Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sevgili FM TV izleyenleri, elhamdülillah sizlerle bir programda, şifalı bitkiler programı ile beraber sizlerleyiz inşallah değerli kardeşlerim. Bugün de sizlere çok faydalı bir bitkiyi anlatacağız. Allah'ın bize özel olarak ikram ettiği bir bitki. Zeytin. Zeytin aslında bir meyvedir. Meyve türüdür. Onu anlatacağız. Nerede, ana vatanı neresi, ülkemizde nerede yetişir, faydaları, zeytinle yapılan kürler ve birçok zeytinle alakalı şifayı sizlere anlatmaya çalışacağız güzel insanlar. Evvela şunu idrak etmemiz gerekiyor güzel insanlar. Biz Rabbimiz için, yani Allah'ın yaratmış olduğu cennet için özel yaratılmış insanlarız. O güzelliğe varabilmek için, Rabbimize kavuşabilmek için, Allah'ın bize emrettiği, Allah'ın bize uygun gördüğü hayatı yaşamak gerekiyor. Bu yaşantı sırasında en önemli olaylardan biri de kendi sağlığımızdır. Yani sağlığımızı muhafaza eder isek, Rabbimize hakkıyla yönelme hususunda başarılı olabiliriz. Tabii manevi boyut çok önemli ama fiziksel boyut da önemli. Çünkü Allah kendi sağlığımızı korumak için bize özel olarak göndermiş olduğu şifalı bitkileri vardır. Ve bunları bizim hayatımıza, her daim hayatımızda yaşamamız lazım. Her daim hayatımızda bu şifalı bitkileri uygulamamız gerekiyor. Şimdi günümüzde son 50 yıldır, hatta son 60 yıldır diyelim, paketli ürünlere olan sevdamız maalesef artmış durumda. Ve bu vesileyle, bu sebeple maalesef türlü türlü hastalıklar günümüzde zuhur ediyor ve bazı hastalıkların şifası bulunamıyor. Ama bizler Allah'ın bize göndermiş olduğu bu güzel bitkileri zamanında güzel kullanır isek inşallah, güzel insanlar, her daim sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabiliriz. Mevlam hepimize, cümlemize sağlık, sıhhat ikram eylesin. Bugün konumuz zeytin dedik. Ülkemizde zeytin çok önemli bir gelir kaynağı ve dünyaya ihracat edilebilen, yani buradan bütün dünyaya ihracat edebiliyoruz zeytin ve zeytinyağını. Çünkü zeytinin ana vatanı bir kısmı ülkemizde elhamdülillah. Doğu Akdeniz bölgesinde hepimizin bildiği gibi binlerce yıl yaşamış zeytin ağaçları halen mevcuttur. Bazı programlarda da görüyoruz zeytin ağaçlarının binlerce yıl yaşayan mübarek güzel bir ağaçtır. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz zeytinin mukaddes olduğunu anlatmıştır. O bereketlidir, o mukaddestir. Zeytinyağı tabiri caizse bizim dilimize aslında mübarek bir ağaçtır. Zeytin ve zeytinyağı. Şimdi zeytin dört mevsim yeşil kalabilen bir özelliği vardır. Yaprakları döküldükçe yenisi çıkar zeytin ağacının. Birazdan onu da anlatacağız inşallah. Dört mevsim yeşil kalır. Ekim, Kasım, Aralık aylarında hasat zamanı ülkemizde yapılıyor elhamdülillah. Ve zeytin yağı ve zeytin olarak hayatımızın bir parçası elhamdülillah. Peki zeytinyağını biz nasıl tüketmeliyiz? Genelde soğuk mezelerde zeytinyağı kullanılır. Genelde soğuk mezelerde. Çünkü zeytin ve zeytinyağı pişirildiği zaman besin değeri düşer. Ama kendisini salatalarda, soğuk mezelerde veyahut da yemek piştikten sonra üzerine zeytinyağı dökülebilir, bu şekilde tüketilebilir. Çünkü zeytinyağının vücudumuza inanılmaz bir faydası vardır. Gözle görülür, hissedilir bir mucize. Bir mucize diyorum değerli kardeşlerim.
İnşallah bugün anlatacağımız bu mucizeleri hayatımızda tatbik eder isek siz de bu mucizeye şahit olacaksınız Allah'ın izniyle. Bu arada değerli FM TV izleyenleri bizleri WhatsApp aracılığıyla bizlere mesaj atabilir. Aklınızda takılan soruları sizlere cevaplayabiliriz inşallah. Programımızın ortasından sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. O zaman sizlerle beraber inşallah şifa istişaresi yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi güzel kardeşlerim, evvela şunu belirtmek istiyorum. Zeytin ağacı dünya üzerinde nerede yetişir? Şimdi onun bir haritası var elimizde. Akdeniz meyvasıdır zeytin. Şöyle çekelim sandalyeyi. Evet. Akdeniz meyvası. Biz sebze demiyoruz zeytine. Zeytin bir meyvadır. Unutmayın. Zeytin bir meyvadır. Çünkü meyveyi sürekli tüketebilirsin. Kalorisi düşüktür. Kilo aldırmaz, bilakis kilo verdirir. Güzel insanlar. Eğer sebze olsaydı onun kalorisi yüksek olurdu. O yüzden meyvadır zeytin. Şimdi dünya üzerinde burası görüldüğü gibi şurası Akdeniz. Şu kısım komple Akdeniz'dir. Burası bizim yurdumuz Türkiye. Burası da Akdeniz, komple Akdeniz. Bu yeşil alanlar, koyu yeşil alanlar zeytinin yetiştiği yerler. Biraz daha şöyle kenara çekeyim şunu. Evet. Şu koyu yeşil bakın burası Moritanya, Libya tarafı. Moritanya, Kuzey Afrika ülkeleri. Hemen burada Mısır var. Hemen karşında Türkiye. Gördüğünüz gibi Akdeniz'in çevresi komple zeytin ağaçlarıyla çevrili. Ama bunun esas ana vatanı, şöyle göstereceğim değerli kardeşlerim. Ana vatanı, zeytinin ana vatanı Filistin toprakları. Komple Filistin. Burada biraz Mısır var. Mısır da içine kaplıyor. Lübnan, Suriye ve Hatay. Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Güneydoğu'nun bir kısmı. Burası, buraya kadar Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Suriye toprakları, Lübnan ve Filistin topraklarının tamamı, biraz da Mısır, burası ana vatanıdır. Zeytin ağacının ana vatanı. Aslında zeytin burada yetişmiştir. Bakıldığı zaman burada yetişen ağaçlar 2000 yıllık, 3000 yıllık, 3000 yıl yaşamış ağaçlar hala mevcuttur. Ben de Hataylıyım bu arada. Bizim köyde de çok büyük zeytin ağaçları var yaş olarak. Burası ana vatanıdır. Daha sonra hemen ülkemizin Ege bölgesine, daha sonra Ege bölgesinde zeytin yetiştirildi. Daha sonra diğer ülkeler, İtalya, Yunanistan, Avrupa'nın güney kesimleri, Fransa'nın güney kısımlarında ve Kuzey Afrika ülkeleri, Moritanya, Libya topraklarının yine denize bakan kısımlarında şu an yetiştiriliyor. Çünkü zeytin Akdeniz bitkisidir değerli kardeşlerim. O yüzden bizler hani şunu tartışılır ya, hocam organik ürün, organik zeytin, işte organikliğine nasıl ulaşacağız? Aslında organik ana vatanında yetişen bir bitkidir. Asıl olan organik. Diğer topraklara yetişmez mi? Yetişir. Evet, mesela bizim Ege'de yetişiyor şu an, değil mi? Ama buranın zeytini farklı. Havasından, neminden dolayı. Biraz daha iri. İtalya toprakları, Yunanistan'ın kuzeyi günü. Buralar iri zeytin yetişen bölgeler. Çünkü buralar yağış alan bölgeler. Yazın da yağış alıyor, kışın da yağış alıyor. Ama yağış alan, az olan bölgeler. Mesela Hatay'dan Suriye ve Lübnan topraklarına Filistin'e kadar indiğiniz zaman, Filistin'in tamamı, indiğiniz zaman değerli kardeşlerim, burada yazın 3-4 ay yağmur yağmaz. Çok az yağar. O yüzden zeytinin kalitesi biraz daha fazla olur. Çünkü zeytin çok yağış aldığı zaman asit derecesi çok yüksek olur. Çok iri olur. İri olduğu zaman zeytinin aroması büyüklüğüne göre azalır. Küçüklüğüne göre çoğalır. Bakın şimdi birazdan burada göstereceğiz. Mesela şurada zeytinin ana vatanı var. Burada da bizim ülkemizde Ege bölgesinde yetişen zeytin. Bu Hatay
Antep, Maraş, Mardin bölgesinde yetişen zeytin çeşidi. Bu da zeytinin Ege, ülkemizde Ege bölgesinde yetişen zeytin çeşidi. Bunların birazdan kameraman arkadaşımıza tadına baktıracağım. Bakalım hangisini beğenecek. O yüzden değerli kardeşlerim, evvela biz organik ürün arıyor isek, zeytinin veyahut da aradığımız bitkinin ana vatanı neresi ve nereden geliyor onu öğrenmemiz gerekir. Dolayısıyla şu an günümüzde gıda mühendislerinin yaptığı araştırmalara göre de ülkemizde en güzel zeytin yine Kilis, Hatay, Maraş, Mardin, Şanlıurfa bu bölgelerinde yetiştiğini kendileri söylüyorlar. Güzel insanlar. O yüzden bu bölgenin zeytini bize %100 şifa olarak gelecektir inşallah. Tabii diğer Ege bölgesinde yetişen Gemlik, İzmir, efendime söyleyeyim Muğla, Aydın, bu bölgede yetişen Akdeniz top burada az yetişiyor şuralarda. Ama genelde buralarda şu an yoğunluk var. Burada yetişen zeytin, Bursa tarafı yine, daha iri, ağaçları daha büyük, daha gür oluyor. Yani ağaçların daha büyük, daha gür olması veyahut da zeytinin daha büyük olması önemli değil. Önemli olan zeytinin ve zeytinyağının kalitesidir. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi bu bölgede yetişen zeytinleri, ben Hataylıyım, kendi köyümden de biliyorum, çok zeytin topladık. Biz siyah zeytini ağacından toplayıp yerdik. Aslında ağaç zeytin ağacından toplanıp yenmez. Hani yemezsiniz. Çünkü müthiş derece bir asit vardır. Ağzını yakar. Yani ağız çevresini yakar, zarar verir. Ağacından toplayıp yediğin zaman. Ama bu bölgede yetişen zeytin dalından toplanıp yenebiliyor bazıları. Siyah zeytin özellikle. Çok küçük olur böyle siyah. Alıyorsun dalından toplayıp yiyebiliyorsun. Çok da güzel tadı var. Ama şu bölgede yetişen zeytini dalından toplayıp yiyemezsin. Veyahut da diğer bölgelerde, Avrupa, Güney Avrupa bölgelerinde. Ama alt tarafta yetişen, şu komple alt tarafı baktığınız zaman, Kuzey Afrika'dan Mısır, toprak Kuzey Mısır, Filistin, Lübnan, Hatay, Suriye topraklarında, buralarda, yani Doğu, Güneydoğu, bizim ülkemizde Güneydoğu'da yetişen bu zeytinleri ağacından toplayıp yiyebilirsiniz. Tabii hepsini değil, bazılarını. Siyah zeytinler özellikle. Güzel kardeşlerim. Şimdi gelelim zeytinyağı ile yapılan mucizevi bir kürümüz var. Onu birazdan anlatacağım. Ama ondan önce zeytinyağını biz şifa olarak nasıl kullanabiliriz? Şimdi insanın hayatında zeytinyağı her daim olması lazım. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde mutlaka sürekli zeytin tüketebilirsiniz. Bunun fazlası vücudumuza zarar değildir. Bilakis yarardır. Sabahları mutlaka ama mutlaka en az 7-8 adet siyah zeytin, 7-8 adet yeşil zeytin tüketin. Mutlaka. Her gün sabah, bakın bu ülkemizin güneydoğusunda yetişen zeytinyağıdır. Şu an hasat zamanının sonuna yaklaşıldı. Fabrikalarda yağ olarak şu an sıkılıyor. Ülkemizin güneydoğusundan bahsediyorum. Hatay, Maraş, Mardin o bölgelerde yetişen zeytinyağı budur. Her gün sabah şimdi beraber. Şimdi bazıları hocam diyor ki soru soruyor bize. Ya hocam biz zeytinyağı nasıl içeceğiz ya? Zeytinyağı içilir mi? Yani zeytinyağı diğer bitkisel yağlar gibi değildir. Ayçiçek yağı mesela örnek veriyorum. Diğer yağlar. Fazla olduğu zaman vücudumuza zarar veren yağlar gibi değildir. Bilakis zeytinyağı bizim vücudumuzun için birebir çok hafiftir. Yani sana bir ağırlık, bir rahatsızlık vermez. Tam tersine sana ferahlık ve rahatlık verir. İçtiğin, kullandığın zaman. Her sabah. Hocam nasıl kullanacağız? Ben çay bardağıyla kullanıyorum. Mesela her sabah yarım çay bardağı zeytinyağı içiyorum. Ama kış aylarında zeytinyağını limonla içtiğin zaman, hani yarım çay bardağının içine limon sıkıp, biraz limon sıkıp
tükettiğin zaman seni solunum yolu hastalıklarından da muhafaza ediyor. Yani kışın bu şekilde tüketilir. Yazın yarım çay bardağı zeytinyağı içebilirsin. Şimdi ben burada karşınızda bir tane zeytinyağı içeceğim inşallah. Çünkü zeytinyağı bu şekilde tüketilir. Pişirilmez, kaynatılmaz. Değerli kardeşlerim. Pişirilmez ve kaynatılmaz. Bu arada soru sormak isteyen var ise şu an mesaj atabilirler. Birazdan inşallah soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu şekilde limonumuzu alıyoruz. Az bir şey, çok değil. Limonla çok kaçırmamak lazım. Ben yarım çay bardağı içiyorum. Siz bir kaşık, yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde her sabah kullandığın zaman 40 gün boyunca bunu devam ettiriyorsun. Hani her zaman devam ettiriyorsun da faydasını 40 gün sonra anlıyorsun. Onu demek istiyorum. Kullandığın zaman dikkat et bünyene, vücuduna. Önemli değişiklikler olacaktır. Dinç olacaksın bir kere. Seni kanserojen maddelerden korur. Kalp sağlığına çok iyi gelir. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Bağırsak sistemini düzenler. Metabolizmanızı hızlandırır. Bu çok önemlidir. Vücudumuzda hastalık yayılmasın diye. Metabolizma sistemimizin hızlanması. Yani pis olan şeyi çabuk vücudumuzdan defetmek için. O çok önemlidir. Ve seni her daim dinç tutar. Güzel insan. O yüzden zeytinyağını bizim her zaman ama her zaman tüketmemiz lazım. Mucizevi bir meyvedir zeytinyağı. Unutmayın. Zeytin meyvedir. Zeytin ise bu yağıdır. Vücudumuzda çok ama çok çok ileri derecede siz de hissedeceksiniz. Şifa olarak size yansıyacaktır. Bütün hastalıkları önler. Evde samırsağımızı özellikle zeytinyağı ile tüketebilirsiniz. Zeytinyağını yazın sade, kışın limonla beraber tüketeceksiniz. Sade tüketemiyorsan yine limonu kullanabilirsin. Çünkü biraz daha yemesi kolay oluyor limonla. Güzel insanlar. Şimdi zeytin yağıyla yapılan bir kür var. Onu anlatacağız inşallah. Güzel kardeşim, kardeşlerim. Kışın kullandığımız yine bir kürümüzdür bu. Zerdeçal, karabiber ve zeytinyağı. Bu üçlü bir araya geldiği zaman mucizevi bir ilaç meydana getirmiş oluyoruz. Şifa. Evet. Bu karışımı ılık su ile veyahut da ılık süt ya da bir kase yoğurt içerisinde de yapabilirsiniz. Yani ağız tadınıza göre ya ılık su veyahut da ılık süt ya da bir kase yoğurt içerisinde de yapabiliriz. Güzel insanlar. Reji ekibini de ekranlara getirebiliyorsa bu kürümüzü, tarifini ve faydalarını inşallah. Biz de burada yapmış olalım. Ne dedik? Ilık sütün içerisinde bir çay kaşığı, az bir şey, bir çay kaşığı zerdeçal. Zerdeçal vücudumuzda iltihap önleyicidir. Zerdeçalın özelliği. Bir daha söylüyorum. Bu karışımı ılık süt, ılık su veyahut da bir kase yoğurt içerisinde yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı zerdeçal, bu tatlı kaşığı ama ben çay kaşığı ölçüsünde yaptım. Yine bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber. Karabiberi çok az atıyoruz. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağı.
Bu kürü bu aylarda her gün sabah, değerli kardeşlerim, tüketmenizi tavsiye ediyorum. Her gün sabah aç karna. Bu kürün çok önemli faydaları vardır. Vücudumuza özellikle zerdeçalın antibiyotik önleyici, kronik romatizma ağrılarına, romatizma iltihaplanmasına önleyen, romatizma ağrılarını gideren zerdeçal özellikle. Karabiber ise vücudumuzu dinç tutan bir özelliği vardır ve birçok hastalığa şifa olarak biliniyor. Ve zeytinyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz bunu. Güzel insanlar, gördüğünüz gibi bu bize sağlık olarak bunu her daim yapar isek, sağlık olarak bunu vücudumuza hissedeceğiz ve yaşayacağız inşallah. Ben yine burada karşınızda, huzurlarınızda içiyorum biraz. Bunu her sabah tok karna tüketirsek daha güzel olur. Aç karna sadece zeytinyağını içeceğiz. Ama bu karışımı tok karna tüketelim. Yani çaydan sonra, yemekten sonra, kahvaltıdan sonra bu karışımı, tekrar söylüyorum, ılık suyun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, vücudumuzda iltihap önleyici özelliği vardır. İltihap önleyici. Bakın, çoğu insanlar hastalandıktan sonra hastaneye gider ve doktorlar antibiyotik yazarlar. Değil mi? Genelde o şekilde. Ama sen hastalanmak istemiyor isen, vücudunun dinç olmasını istiyor isen, hastalanmadan önce bu kürü uygulayacaksın güzel kardeşim. Çok zor değil. Aktara gidiyorsun, malzemelerini alıyorsun. Geliyorsun evine. Ilık, bir bardak ılık su, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup bu kürü her gün tüketeceksin ya. Bu var ya, bir mucize. Rabbimize hamdü senalar olsun. Her daim tüketelim güzel insanlar ve bunu yaşayalım. Şimdi yine zeytinden devam edeceğiz. Bu kürü birazdan bir daha anlatacağım. Soru cevap kısmında inşallah. Şimdi reji ekibimizden haritamızı değiştirelim. Ülkemizde zeytin ağacı. Ülkemizde zeytin yetiştirme bölgeleri diye. Onlara bakalım inşallah. Evet. Burası bizim yurdumuz elhamdülillah. Şu an görüldüğü gibi. Burada Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin sınır, zeytin sınırı, Adıyaman, Hatay'ın bütün topraklarında var zaten elhamdülillah. Adana, Mersin bir kısmı, yine Antalya'nın bir kısmında ve ülkemizde Sakarya'dan Gemlik, Bursa, Ege, Akdeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan kesimde zeytin yetiştiriliyor. Zeytin ağacı 4 mevsim yeşil kalabilen mucizevi bir ağaçtır. Bunun yapraklarıyla zeytin çayı yapabilirsiniz değerli kardeşlerim. O şekilde de tüketilebilir kışın bu aylarda özellikle. Dediğim gibi ülkemizde en kaliteli, bu bilimsel olarak kaynaklanmıştır zaten, zeytinyağı bu bölgelerde, kalite babında bu bölgelerde yetişir. İri zeytinler, yani büyük zeytinler bu bölgemizde yetişiyor. Bu aylarda hasadı yapılıyor ve şu an hasat zamanının sonuna gelinmiştir. Bu aylarda tüketilmesi çok önemlidir. Bir de tabii zeytinin çekirdeğini, tükettiğimiz zeytinin çekirdeğini yutmamız da büyük şifalar vardır inşallah. Zeytinin her yeri şifa zaten. Güzel insanlar. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Mevlam bu hususlara bizlere güzellikler ikram eylesin. Peki hocam, bu zeytin ile başka neler yapabiliriz? Yani zeytin yağı ile neler yapabiliriz? Zeytin yağı baştan sona bütün hastalıklarda şifası olan bir meyve türüdür. Güzel insanlar. Bütün hastalıklarda baştan sona şifası olan. Ne gibi?
yüzünüzde maske olarak zeytinyağını sade zeytinyağını maske olarak kullanabilirsin. Vücudunda yanık, çizik, çocuklara da çok düşüyorlar değil mi? Yaralanıyorlar. Hani bir merhem krem yerine direkt hemen anında zeytinyağı uygularsanız bu bölgeye siz de göreceksiniz ki çok böyle iz kalan yaralar oluyor ya hani derin kesiklerde mesela iz kalır. Ama zeytinyağıyla uygulanan tedavide iz de kalmıyor. O iz yok. Mesela çocukken çocuklarınız ya çocuktur düşer. Yüzünü yaralamıştır. İz kalacak derecede, derinlikte yaralamıştır. O yaşlarda çocuklarınıza mutlaka zeytinyağı sürünüz o bölgeye. Yani yaralandığı günden sonuna kadar, geçene kadar hep zeytinyağı uygulayınız. İz kalmaz. Hem iyileştirir hem de iz kalmaz güzel kardeşlerim. Şimdi birçok kardeşimiz maalesef şu an yüzünde bazı izlerle yaşıyor. Şimdi o çocukken anlamıyor ama büyüdüğü zaman onu çok iyi anlayacak. O yüzden kendisine bunu yaşatmayın çocuklarınıza. Zeytinyağını mutlaka bu gibi şeylerde kullanın değerli kardeşlerim. Yüzünüzde maske olarak kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? Her gün akşam veya da 3-4 günde bir yüzünüze komple göz çevresi dışında kalan bölgeye komple yüzünüzü zeytinyağı sürün. 45 dakika, yarım saat, 45 dakika bekliyorsunuz. Sonra onu güzelce bir yıkayın. Yine zeytinyağlı sabunla yıkayın. Defne sabunları var mesela. Zeytinyağlı sabun. Güzel insanlar. Onunla yıkayın. Göreceksiniz ki ilk denemede ilk maske yapıldığı zaman mucizeyi o zaman göreceksiniz. Vücudun yağlı ya, bu zeytinyağını yüzüne sürdükten sonra o yağ oranı gidiyor. Hocam yağ yağla nasıl gider? Sen bir dene bak nasıl gidiyor. Peki yüz maskesi kürü nasıl yapılır? Yine söylüyorum yine zerdeçal. Zerdeçalla zeytini birleştirip samırsak ezer isek bir de yanında bunun güzelcene samırsak. Bunları karıştırın. Bunu yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz. Sadece yüz değil. Vücudunuzun her bölgesinde kullanabilirsiniz değerli kardeşlerim. Hatta zeytinyağıyla tavsiyemdir. Yapabilirseniz eğer inşallah. Zeytini haftada bir veyahut da 15 günde bir bütün vücudunuzu zeytinyağı ile yağlayın. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde geçiyor. Zeytini tüketiniz ve yağı ile yağlanınız buyuruyor. Her alanınıza, vücudunuza, saçınıza, göz hariç bütün vücudunuza zeytinyağını sürüp böyle bir saat bekleyin. Sonra güzelce bir duş alın. O zamanki rahatlığı, şifayı görün siz inşallah. Vücut deri hastalıklarına, her türlü deri hastalığına krem olarak zeytinyağını kullanabilirsiniz. Yanıklarda mesela bir olay oldu, bir tarafın yandı. Hemen zeytinyağını uygula. Hemen hiç bekleme. Zeytinyağını uygula. Yanık izi de kalmıyor değerli kardeşlerim. Bakın bu zeytinyağı böyle bir mucizedir. İz bile bırakmıyor. Yanık izi bile bırakmıyor yani. Komple tedavi ediyor. Bütün deri güzelleştiriyor seni. Gençleştiriyor. Şimdi bakın. Şunu unutma. Yine harataya döneceğim. Niye anlatacağım? Şimdi bu bölgelerde yaşayan insanlar şu özellikle zeytinin ana vatanı, şu zeytinin ana vatanı bölgelerinde yaşayan insanların yaş ortalaması 80'in üzerinde. Yani ömrü uzatıyor. Zeytini çok tüketen, çünkü ben hatırlarım ufakken, biz köye dedemin yanına gittiğimiz zaman, annemi ziyaret etmeye gittiğimiz zaman hep zeytin vardı. Öğle, sabah, öğlen, akşam. Zeytin yağıyla her şeyi pişerdi yani. Başka yağ çeşidi yoktu. Yani bu bölgede yaşayan insanlar genelde yaş ömrü uzun oluyor ve sağlıklı oluyorlar. Bakın Anadolu'da program yapan, Anadolu'ya giden bu bölgede yaşayan insanlar bilir. Şu bölgede yaşayan insanlar bilir. Adam 80 yaşında hala dinç. Koşarak çalışıyor tarlada. Uçarak çalışıyor. Hala dinç. Niye? Çünkü o zeytinyağını faydalarını biliyor, kullanıyor. Peki ya bizler şu an durumumuz nedir? Gençlerimizin,
Yani orta yaş insanların durumu nedir? Güzel insanlar, duyuyoruz. Gençlerimiz 20 yaşında kalp krizinden gidebiliyor bir anda. Tabii Allah ömrü yazmıştır, o kadardır ama sen sağlığına dikkat edersen ona göre kaderin çizilebilir. Çünkü bizim elimizdedir her şey. Sağlığımıza dikkat edeceğiz inşallah güzel kardeşlerim. İnşallah şimdi gelelim. Bunu da anlattıktan sonra zeytinin ana vatanı ve şu an günümüzde Ege bölgesinde yetişen zeytin. Şimdi kameraman arkadaşımı ben buraya alacağım. Buyur gel kardeşim. Onunla bir deney yapacağız. Bakalım zeytinin ana vatanını mı beğenecek yoksa gemlik zeytini mi seçecek? Bu arada bu niye burada? Biraz anlatacağım bunu da size değerli kardeşim. Buyur kardeşim gel. Bu bizim kameraman mübarek. Her hafta buna bükür içiriyoruz. 3 haftadır çok iyi durumda elhamdülillah. Şimdi güzel kardeşim buradan bir tane zeytin yemeni istiyorum. Bakmayın renginin bu şekilde olduğuna. Kahverengi veya koyu gözükebilir. Aslında esas da zeytinin rengi budur. Bir de bu zeytinin tadına bakmanı rica edeceğim. Şöyle sana bir peşte hazırlayayım hemen. Hangisi güzel? Değil mi? Şimdi bundan sabahları tüketirsin 15-20 adet. Bundan tüketirsin en fazla 3-4 adet yedirmez. Ama bu tadı güzel ya. O yüzden her zaman buyur kardeşim sana peşlerini vereyim. Sen geçebilirsin yerine. Güzel insan. O yüzden güzel insanlar bir ürünün organik olup olmadığına bakmak istiyorsanız onun nerede yetiştiğine bakacaksınız. Yani bu zeytin veyahut da diğer ürünler, hepsi bütün bitkiler nerede yetişiyor? Bakın günümüzde şöyle bir durum var. Ülkemizde mesela şu an avokado diye bir bitki yetiştirilebiliyor. Ama bundan 5-6 sene önce ülkemizde öyle bir bitki yoktu. Yani uzak doğudan getirilip burada ekilip yetiştirilebiliyor. Ama orada yetiştirildiği gibi burada olur mu? Organikliği, o çok önemli. İşte bu da zeytin de bu şekildedir. Zeytin ana vatanından yenilirse bir başka güzel. Tabii diğer bölgelerin zeytinleri de illa güzeldir ama ben organiklik babında söyledim. Yoksa bizim ülkemizde yetişen her şey güzel elhamdülillah. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Hocam bu fidan nedir? Hatırlarsanız bundan 2 hafta önce biz burada keçi boynuzu külü yaptık. İşte keçi boynuzunu kırıp sıcak suda kaynatıp onun suyunu tükettik. Özellikle üreme için çok faydalı olduğunu anlattık zeytin keçi boynuzunun. Ve oradan bir çekirdek aldık. O çekirdeğin gibi ben ekeceğim bunu toprağa. Ve ektik. Şu an görüldüğü gibi filizlendi. Bu keçi boynuzu fidanı. Şu an fidan inşallah önümüzdeki sene bunu toprağa ağaç olarak ekeceğiz. Bakalım bize yıllar sonra meyvasını verecek mi inşallah. Bunu niye anlattım? Güzel insanlar biliyorsunuz ki biz evimizde sebze, meyve tüketiyoruz değil mi? Evet, tüketiyoruz. Bunların israf olmasın diye, yani aslında bu da bir israf türüdür, çekirdekleri. Bunları ayıklayalım, hepsini değil ya. En azından bir tanesi mesela bir zeytin, bak çekirdeği elimizde. Bunu filizlendirip toprakla buluşturabilirsin. Bunu tükettiğiniz limonun çekirdeğini filizlendirip toprakla buluşturabilirsin. Neden anlatıyorum? Çünkü ülkemizde maalesef son zamanlarda orman yangınları çok. Çok yani ormanımız maalesef binlerce hektar alan ormanımız yandı, kül oldu. Bizim sorumluluğumuz altında. Geçenlerde de devletimiz bize çam fidanı tohumu göndermişti. Onu filizlendirip mesela ekmiştik. Çok güzel. Yani kendi tarlana, kendi bahçene veyahut da devletin size önerdiği her yere ekebilirsiniz. Bu tür fidanları
en azından sizden bir eser kalmış olur. Çünkü bu da bir sadaka-i cariyedir, ağaç ekmek. Ve senden sonra insanlar bu ağaçtan faydalanır ise sana sevap olarak yazılır inşallah güzel insanlar. Bu da Peygamber Efendimizin güzel bir sünnetidir, ağaç dikme sünneti. Bunu da inşallah uygulayalım derim. Şimdi gelelim soru cevaplara. Güzel insanlar, şöyle telefonumuzu alalım. Bize yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Şu an belirttiğimiz 0530-234-0488 numaralı telefon ile WhatsApp üzerinden değerli kardeşlerim. Sormak istediğiniz sorular var ise sorabilirsiniz. Hayırlı günler hocam. Karaciğer yağlanması için ne önerirsiniz? Kilo vermek için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Güzel insan, karaciğer yağlanmasına iki program önce biz bunu anlattık. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen limon, maydanoz kürü. 16-17 adet dal maydanozu blender'a koyacaksınız. Sirkeyle yıkanmış maydanozdan bahsediyorum. Ve bir adet limonu sık, güzel kardeşim. İçine de bir bardak, bir su bardağı su koyuyorsun ve bunu blender'da güzelce karıştırıyorsun. Yeşil bir içecek haline gelecek. Onu 10 gün boyunca her gün sabah aç karnına tüketir isen karaciğer yağlanmasına çok iyi gelir ve faydasını göreceksin. 10 gün tüketiyorsun, 15 gün ara veriyorsun. 10 gün tüketip 15 gün ara veriyorsun. Eğer ki böbrek iltihabınız, rahatsızlığınız var ise tüketmeyin. Veyahut da çocuk sahibi olmak istiyor iseniz tüketmeyin. Veyahut da hamile iseniz düşük tehlikesi olabilir. Bunların tüketmesini önermiyoruz değerli kardeşim. Ama diğer türlü tüketebilirsiniz. Selamünaleyküm hocam. Zeytinyağının sedef hastalarına faydası var mı? Kaliteli zeytinyağı sizden alma şansımız var mı? Değerli kardeşim, tabii cilt, yani sedef hastalığına cilt hastalıklarının hepsine şifası vardır zeytinyağının. Özellikle kaliteli zeytinyağının. Biz şimdi zeytinyağı satmıyoruz. Ama az önce anlattığım gibi ülkemizin güneydoğu bölgesinde yetişen Mersin'den tutun Hatay bölgesine, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman bölgesinde yetişen zeytinyağını ulaşabilirsiniz ve bunu uygulayabilirsiniz güzel kardeşim. Bağırsaklarım tembel, ne yapmalıyım? Zeytinyağı içebilirsin. Her gün sabah zeytinyağı iç güzel kardeşim. Nasıl içeceksin? Zeytinyağını kuru incirle beraber. Bakın bu da çok önemli. Bir kase içerisine kuru incirleri doğrayın. Kuru incir. Üzerine zeytinyağı dökün. Karanlıkta 3-4 gün bekletin. Sonra her gün sabah incir yiyeceksin. Bir tane incir, zeytinyağlı incir. Ve bir kaşık arkasında zeytinyağı iç. İnşallah senin bağırsakların çalışkan olacaktır. Tembellikten kurtulup çalışkanlığa gider Allah'ın izniyle. Güzel insan. Selamünaleyküm Nafi Hocam. Daha önce yazmıştım. Evet kardeşim, senin yazını okumuştum ben. Koşu yapıyorum. 2 yıl önce tendinit sakatlığı geçirdim. Tendinit için ne yapmam lazım? Lütfen cevap bekliyorum. Güzel insan, ben şimdi sana bir telefon numarası vereceğim. Oradan bana ulaş. Ben sana bu konuyla alakalı yardımcı olacağım inşallah. 0535-601-58-57. Bu benim numaram. Buradan WhatsApp yoluyla bana mesaj at. Bu konuda sana yardımcı olacağım inşallah güzel insan. Selamünaleyküm hocam. Çocuklarda boğaz kızarıklığına ne iyi gelir? En faydalısı hangisidir diye sormuş. Değerli kardeşim, çocuklarımızda
boğaz kızarıklığı, öksürük, boğaz iltihabı, solunum yolu iltihabı var ise, yani bunun belirtileri var ise, yeni yeni başlıyor ise, ama bu ilerlemiş ise mutlaka doktorunuza gidin. Ama yeni yeni başlıyor veyahut da önleyici bir şey yapmak istiyorum diyor iseniz, soğan, bal kürü, yine her hafta, yani hep soru geldiği için yine anlatıyorum. Soğan, bal. Bir adet soğanı doğrayıp kaseye koyacaksınız. Üzerinize bal dökün. Bal. O bal şerbet haline gelince her sabah bir kaşık, bir yemek kaşığı çocuğunuza içirin. Başka ne yapabilirsin? Evinizde ceviz var ise cevizi kırın. Cevizin zarı vardır iki ceviz arasında. Onları biriktirip suda kaynatın. İçine de biraz bal atın. Kaynattıktan sonra barda. Onu çocuklarınıza içirin. Bu da çok iyi gelir. Eğer yetişkin iseniz mutlaka zeytinyağlı samırsak uygulayın. İnşallah iyi gelir. Selamünaleyküm değerli hocam. Sinüzit ağrılarına ne iyi gelebilir? Bazen sinüzitim çok ağrıyor, uyuyamıyorum. Ne yapmalıyım? Güzel insan, sinüzit ağrılarına iki çeşit buhar banyosu türü vardır. Buhar banyosu. Veyahut da, ilk önce buhar banyosunu anlatayım. Lavanta, bu lavanta, lavanta kaynamış suyun içerisine bir tutam lavanta atıp, lavanta attıktan sonra o çıkan buhar var ya, o buharı çekiyorsun ciğerlerine. Hem ciğerlerine iyi geliyor, hem sinüzitin akmasını sağlar. Bir de kır papatyası, ayrı şekilde kır papatyasını alıyorsun. Bir tutam kır papatyası, kır papatyası kaynamış suyun içerisine atın. O çıkan buharı yine çekiyorsun, yine sinüzitiniz iyi inşallah. Böyle bir akar. Size şifa verir güzel insan. Selamun aleyküm hocam. Koronadan korunma yolları var mı bitkisel? Bitkisel korunma yolları. Evvela güzel insan, bünyeni sağlam tutacaksın. Şimdi bilimsel olarak bütün hocalarımız, doktorlarımız söylüyor. Bünyeni sağlam tutacaksın. Her şeyi yemeyeceksin. Düzenli besleneceksin. Bağırsak ve mide düzenlemesini koruyacaksın. Evvela bu şekilde korunursun. Daha sonra yine lavanta kaynamış suyun içerisine atarsanız bulunduğunuz ortamın havasını temizler. Bu şekilde korunabilirsin. Yine güzel insanlar, bilimsel olarak doktorlarımız boğaz çevresinde koronanın 4-5 gün kaldığını, sonra ciğere indiğini söylüyor. İşte o süre içerisinde devamlı evimizde ılık, su, ılık, su daha çok ve kekik çayı, efendime söyleyeyim, nane, limon gibi bu aylarda bize fayda verecek içecekler tüketirseniz, biz bunu inşallah midemize, yani koronayı midemize iner ve bu şekilde de kendimizi muhafaza edebiliriz. Günde 3 litre su içmemizi öneriyor mesela doktorlar. Tabii bunu bir anda dikmekle olmaz. Her saat başı bir bardak su içeceksin. Bu şekilde kendini muhafaza edebilirsin. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Birkaç tane daha okuyacağım inşallah ondan sonra. Selamünaleyküm hocam. Saç dökülmelerine karşı bir öneriniz var mı? Güzel insan, saç dökülmelerini önlemek için zeytinyağı ve samırsak kürünü hazırlayıp saçınıza masaj yapabilirsiniz güzel insanlar. Bu şekilde de sizlere şifa olacaktır. Hepinizden Allah razı olsun. Programımızın sonuna yaklaştık. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Güzel insanlar, unutmayın, sağlığımızı muhafaza etmek bizim elimizde. Biz mücadelemizi edelim. Takdir Allah'ın inşallah. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.